Merhaba, Hayriye Kuşçu'yla Üreten Kadınlar ve Gençler programında Eskişehir'deyiz. Eskişehir'in Yeni Sofça Köyü'ndeyiz. Amerika'dan, İstanbul'dan ve İstanbul'dan Eskişehir'e bir hikaye dinleyeceğiz. Bugünkü konuğumuz Sueda Bektaş. Sueda hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Teşekkürler siz. Teşekkür ederim, iyiyim. Sueda, Amerika'da ailen var. Çengelköy'de okudun ve Eskişehir'de şimdi küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyorsun ve meyve ağaçları dikmişsin. Burada köyde bir hayata merhaba demişsin. Bize bir serüvenini anlatır mısın? Eskişehir'de doğdum. Lise dönemine kadar Eskişehir'deydim. Daha sonrasında lisede İstanbul'a gittim. Oradaki eğitim bittikten sonra üniversitede Eskişehir'e döndüm. Aslında İstanbul'dayken güzel sanatlara hazırlanıyordum. Bir takım ailesel problemlerle Eskişehir'de kalmam gerekti. Geri geldim buraya. Sınav meselesi de yarım kalmış oldu. O dönem işletme okumaya başladım. Hazırlığı bitirdikten sonra tabii ki bana göre olmadığı için hani o sürecin getirdiği bir zorunlulukla onu seçtiğim için bıraktım. O sene yurt dışına gitmek için hazırlığa başladım. Hani eğitimimi orada güzel sanatlarla Amerika'da devam etmeyi Amerika'ya planlıyordum. Amerika'ya mı gidecektin? Amerika'ya gidecektim direkt. O hazırlıkları yaparken İstanbul'da eşimle tanıştık. Aynen. Onunla da yine Çengelköy'de tanıştık. O da orada büyümüş, Kadıköy'de büyümüş, orada yaşıyordu. Daha sonrasında o süreçte tanışınca gitme işini birazcık yavaşlatmış oldum. Birlikte Eskişehir'e gelmeye karar verdik. Burada yaşamımızı yavaş yavaş kurmaya başladığımızda merkezdeydik. Öyle bir alakamız yoktu. O dönemde annemin ayrı bir işletmesi vardı. O hayvancılık yapıyordu. Yine küçükbaş hayvancılık. O büyükbaş ve küçükbaş yapıyordu. Aynı zamanda süt üretimi falan da yapıyordu. Ama ben o süreci hep böyle hani tatile geldiğimde bir iki gün görüp gittiğim anlardı hep. Evet. Yani içine hiç içinde girmemiştim kalıp diyorsun. Aynen o çilesini çekip ya da işte emek verdiğim bir ortam yoktu. O erkek kardeşimle birlikte yapıyorlardı. O süreç kısmında birazcık orayı ailesel sebeplerle kapatması gerekti. Aslında çok başarılı giden bir işletmeydi. Hani hayran kaldığım bir çabası ve büyük bir başarısı emekçi vardı bir aslında. Annem evet, vardı diyorsun. Güçlü ve hani evet. Her zor durumda bir şekilde kendini kurtarıp bizi kurtarıp hani yeni bir yola hep çıkış yapan bir kadın. Onunla bir süreci yaşarken işte tam bizim evlendiğimiz sene orayı kapatması gerekti. Yeni bir hayat kurmamız gerekti. Her şey böyle biraz karman çorman olduğu bir süreçti gerçekten. Yani bir sıkıntılı bir sürecin içerisine girdiniz. Bayağı. Ama o süreçten de sen işte eşinle tanışıp evlenip Eskişehir'de kaldın anladığım kadarıyla. Evet o süreçler biz evlendikten sonra daha da çok devam başladı. Etti. Tabii o dönem evet. Başladı. Annen sonra o damızlık birimini satarak Amerika'ya mı dönüş yaptı? Evet o Amerika'ya dönüş kardeşlerin yaptı. Kardeşlerin de orada zannederim. Erkek kardeşim yanımdaydı o zaman. Diğer kardeşlerim Amerika'daydı. O süreç esnasında da işte bir şekilde dedim ki hani hep ya eşim ya da anne tarafından değil de benim de bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim o dönem. Peki bir şey soracağım. Sen ailenin yanına Amerika'ya gitmek yerine Türkiye'de kalmayı neden tercih ettin? Ve de Eskişehir'de yani, hayvancılık yapmayı neden tercih ettin? Burada gerçekten beni hani çeken bir şey var gerçekten hani hep bir doğa sevgisi ya da işte doğal bir yerde yaşama duygusu var. Bulunduğum ortamı seviyorum. Ülke olarak işte kendimi özgür daha şey hissediyorum. Hani rahat. Kendi alanımda olduğum için rahat ve özgür hissediyorum. O da bana sevgi olarak zaten yansıyor baktığınızda. Yani hep o bilmiyorum yani o hayatsal döngünün çekişimi diyeyim. Hiç o tarafa ekstra bir adım ikinciye atmadım. Hayvanlarla ilişkin nasıl? Yani hayvanları sever misin? Mesela işte daha önceden
ailenle yaşarken kedi, köpek vesaire besliyor musun? Dışarıdaki köpekleri görünce ben dedim ki maşallah, yani hepsi kangal. Yani üniversite hatta lise döneminden beri bir golden'ım vardı. Hani golden'ıyla yaşayan bir kızdım diyebilirim. Şimdi kangallarımla yaşıyorum. Çünkü biraz önce bir şey söyledin. Elimde büyüdü bir tanesi, evet, dedin. Ya bebek hatta gelmişti. Birden fazlası elimde büyümüştür. Hani onları size gösteririm. İlk buraya geldiğimizde mesela iki tane yavru geldi, o kapıda gösterdiğim beyaz kangal. O Aybtu ile büyüdüler. Onların doğum tarihlerini Aybtu ile hesaplıyorum hep. Ondan sonra ilk gelenler hep yavru aldık onları. Hepsi şu kadar. Şu anki kafaları kadarlardır. Belki daha küçüklerdir geldiklerinde. 2-3 haftalık gelmişler. Aynen. Onları hep öyle büyüttük. Sonra bakıyorsunuz onlar anne oldular. Onların yavrularının doğumlarına şahit oluyorsunuz. Onları büyütüyorsunuz. Şimdi mesela arka tarafta yavrularımız da var. Onları da gösteririm size. Çok güzel. Yani annesi de bizim elimize doğdu. Yavruları da elimize doğdu. Hani böyle üçüncü nesli almış olduk. Çok güzel bir duygu ya. Yani hayvan sevgim hep vardı. Ama hep böyle hani o şehir yaşantısında olduğum için... Bu kadar içici olamıyordum. Değildim zaten. Aynen, hani o bakım kısmı ya da şey olarak değil de böyle sevip geçtiğimiz ya da beslediğimiz tarzıydı. Ama böyle aile oluyorsunuz gerçekten, yani hepsinde ayrı bir sorumluluk. Yani koyun mesela doğum yapıyor, güzel geçerse o doğum daha da hepimiz mutlu oluyoruz. Ama bazen yaşadığımız anlar var, mesela kuzuya bir şey olduysa o an. Ya böyle gerçekten insanın utanıyorum, üzülüyorum olsun. Yani o yavruyu... Arıyorum, hani yavruyu götürdüm, gitti yavru. Annesi suratıma bakıyor ve bağırıyor yani, bana onu sorarcasına. Hani o anları yaşıyorsunuz, hani işten daha farklı bir şey bu ya gerçekten. Hani, hissetmeden yapılmaz. Aynen, yok. Yani. Sevgiyle ve o hisle olacak bir şey. Yani o yavruyu hani işletmeme bir kar ya da kuzu olarak görmüyorsunuz o an. Hani bir canlının yavrusunu kurtarıyorsunuz hani o anda. Yani şeyimiz vardır bazen, bakıyoruz kuzu burada... Doğum uzun sürmüş olabiliyor vesaire. Hani çok yolunda giden doğumlar da var. Geliyorsunuz yanında geziyor kuzu. Ama bazen destekli doğum gerekiyor. Bazen her an, her dakika onların gözünüz onların üzerinde olmak zorunda kalıyor, değil mi? Mesela buraya kameralar ayarladı. Kamera mesela direkt bu alanı görüyor. Gece sürekli olup kalkar kontrol ederiz mesela doğum başladı mı, başladıysa rahatsız etmeyip hani süreci evden takip doğal ediyoruz. Doğal süreci evden takip aynen ediyoruz. Bakıyoruz gereken dakikanın saatin üstüne çıktıysa gelir. O zaman yanına geliyoruz. Evet, burada bir küçük konuğumuz var. Küçük konuğumuza da birkaç soru sormak istiyorum. Aybtu, burada yaşamayı seviyor musun? Seviyorum. Peki hayvanlarla bir arada olmak sana keyif veriyor mu? Veriyor. Peki onlarla ilgileniyor musun? Bazen. Neler yapıyorsun? Bir anlatır mısın bize? Onları mesela dışarıya çobanlık yapıyor musun? Gütmeye çıkıyor musun onları? Çıkıyorum. Aa, ne kadar sıklıkla çıkıyorsun? 2-3 günde çıkmıyor. Hafta sonları götürüyorsun ama. Onu bize biraz anlatır mısın? Neler yapıyorsun? Öyle geziyorsun. Otlamalarına mı müsaade ediyorsun ya da onları gözetliyor musun? Gözetliyorum da, batıyorum da. Aferin. Tamam, teşekkür ederiz. Sağ olasın. Şimdi dedin ki annem bu işi yapıyordu. Ve hani annenin yarım bıraktığı ya da işte onun hani tamamlayamadığını düşündüğün için mi acaba sen böyle bir işe kalkıştın ya da nedir seni bu yani kadar çeken? Yani aslında bu işe kalkışırken öyle bir düşünceyle başlamadık. Yani Aybtu'dan önce ben özel sektörde çalışıyordum. Evet. O hatta o sıkıntılı dönemde o bahsettiğim şey ilk iş tecrübemi öylelikle yaşadım. Dedim onu ki bir benim de bir şeylerin ucundan hani o kapanan bir işletme var. Ona göre zararınız var. İşte bir toparlanma süreci geçmesi gerekiyor. Hani şehir değiştirmişiz baktığınızda. Hani o dönem dedim ki benim de bir şeylerin ucundan tutmam lazım. Gittim bir iş başvurusu yaptım bir mağazaya ve kabul ettiler. Girdim ilk kıyafet üzerine bir mağaza. İyi, güzel, kaliteli bir firma ama ben hiç hizmet sektöründe çalışmadığım için ilk başta afalladım. Yani o süreci geçirmem hani...
adapte olmak da zorluk hani, çekti. Hani bilmiyorum, o an onu istemekle ya da seçmekle mi ilgili o da. Hani keşkem olmadı ama oraya adaptasyonda da tabii ki süreç aldı. Daha sonrasında iş öğrendikçe bu sefer o dönem benimle çalışan bütün iş arkadaşlarım ayrıldılar. Bu sefer en eski ben oldum en yeniyken. Kasaya geçmemi istediler. Kasaya geçtim. O süreçte baktım ki ben sistematik şeyleri daha güzel yapıyorum. Mükemmeliyetçi bir huyum var vesaire. O an böyle aşırı düzen duygusuyla çok güzel gidiyordu. Sonrasında mağaza müdür yardımcılığı. O süreç öyle giderken ama bir yandan da şeyi sorguluyorum. Hani o çalışmayı ve başarmak çok hoşuma gidiyor. Ama buraya ait değilim. Hani bunu kaç yıl daha yaparım? Tamam, iyi para kazanıyoruz. İşte bir şeyleri ortaya çıkıyor, başarıyorsun, güzel ama sürekli senden yeni şeyler talep eden bir sektördesin. Çok yeterli, yeterli gelmedi yani, sana. Noktayı koyuyorsunuz ama bir üstü yok onun aslında. Hani bunu kaç yılımı buna veririm diyorsunuz. Bir yandan sektör sizden sürekli fazlasını, yani yaptığınızda o tamam bu iyi diyen bir sektör değil. Daha fazlası, daha fazlası. O ay bitti, yeni kota, işte yeni hedef. Şunu da yapmalıydın, onu da yapmalıydın. Hani hiç nasıl söyleyeyim? Kendine o zaman içinizdeki o üretkenliği besleyecek bir duygu yok aslında. Anladım. Sürekli vermeniz gereken bir alandasınız. Sürekli kapalı ortamdasınız. Hani biz kendimizi sürekli şeyde buluyoruz. Her izin günümüzde bir piknik yerine ya da işte bir orman içine sürekli diyorum ki gidelim. Hani insanlar kafede oturmaktan zevk alırken biz hep uzak yerlere. Doğayla iç içe İnsan görmeyelim bugün falan olmadı. Doğayla iç içe olalım diyerek. Yani o süreç öyle giderken benim de kafamda bir sürü soru işaretleri varken oğlumu öğrendim. Hamile oldum öğrendim. Ha, çok güzel. O sevinci yaşarken ama birden birkaç kere işte sorunlu bir hamilelik geçti. İşte birkaç düşük tehlikesi vesaire. Artık şey noktasındaydık, hani iş mi çocuk mu, tabii ki dedim çocuk. Hemen ayrıldım. O süreci de geçirirken hayatın aslında o da insana öğrettiği bir süreç oluyor. Yani ben hiç tecrübe durmayan... Tecrübe edindim diyorsun. Yani durmayı öğrendim. Yani çok aşırı her şeyi mükemmel yapayım, kurallarım olsun, her şey harika çıksın diyen bir insanken hareket etmemeniz gerekiyor. Ve insanların da alanlarını açmış oluyorsunuz. Öbür evet. türlü her şeyi kendiniz yaptınız, öbür insanların evet. alanlarını kısıtlıyormuşum. Onu da fark evet. ettim. Hani hayat zorunlu eğitti o yönde de diyeyim. Ve Alpçı oldu. Alpçı oldu. O süreçte tabii ki ben başka bir insana dönüştüm. Annesin artık. Anneyim. Bir de böyle şey mesela bir psikoloğum vardı. O ilk hamileliğimi öğrendiğimde bana dedi ki çocuğuna dedi yani üzülüyorum biliyor musun? Dedim niye öyle diyorsunuz? Hani böyle çok yıllarımız geçtiği için o doğallıkla söylüyor. Çünkü dedi senden elimde o kadar çok var ki her şeyi biz yapalım, her şeyi harika yapayım. Ama dedi senin gibi annelerin çocukları da dedi hep dedi kendi işlerini yapamayan çocuklar oluyor. Bana bir dank diye vurdu o. Ve bütün hamileliğim boyunca hep onu araştırdım, hep ona uğraştım. Ve Alptu'yu gerçekten çok alan açarak büyüttüm. Doğayla iç içe büyütmek istedim. Onu çok en büyük hayalim yani o süreçteki hayalim oydu. Dedim ki ben bunu en güzel doğa içinde yaparım. Ben bu çocuğu en güzel hani öyle bir alanda büyütmeliyim. O da o karakterde bir çocuk olarak doğdu. Yani böyle bu buraya küçücük, çok hızlı uyum sağladı. Küçücüktü, böyle evde durmak istemiyor. Ben sürekli onu parklara götürüyorum burası buraya gelene kadar. Biz çünkü burayı aldık bir 4-5 yıl yani... Birdenbire bütün imkanı olur. Yani burası gerçekten düz bir tarlaydı, hiçbir şey yoktu. Size fotoğraflarını gösteririm. Yani ne bir elektrik, ne su, ne bir direk, hiçbir şey yoktu. Buradaki siz gördüğünüz burayı, her şeyi tırnaklarınızla kazıya evet. kazıya her aşamasını eşinle birlikte evet. ve Alptu da zannederim size Alptu, destek oldu. Alptu eşim, kardeşim. Yani bir yani hep birlikte aileyle oluşturduk diyorsunuz. Çok güzel. Anne peki, hep birlikte. Burada yetiştirdiğiniz hayvanların cinsini biraz önce Alptu söyledi. Evet. Farklı cinsler yetiştiriyorsunuz. Aynen. Şimdi bu işe başladığımızda çok fazla bir yani hayvanı çok fazla tanımıyorsunuz. Farklı ırkları çok fazla tanıyarak girmiyorsunuz bu alana. İlk önce Macar Merinos'ta başladık.
onlarla ilk tecrübelerimizi edindik diyebilirim. Macar Merinos'a bakarken bakıyorsunuz şimdi biz bir de bu köye dışarıdan geldiğimiz için ilk başta kabul görmedik. O kabul görmeme aşamasının da yıpratıcılığı var. Sizi Mera'ya da kabul etmediler. Etmiyorlar yani. Bizi Mera'ya kabul etmediler. Hatta biz muhtarımıza noterden sözleşme bile yaptık. Hani Mera'nıza çıkmayacağız. Ama hani buraya çünkü bir şeylerin izni almak için muhtar onayı gerekiyor. Bu süreçleri yaşarken işte hayvanın içeride bakıyorsunuz. İlk geldiğiniz sene yem üreterek girmediniz işe. Hani onun büyük bir masrafı, mali bir maliyeti. Şey bakıyorsunuz şimdi içeride bakılan hayvanın çok daha güzel kendini göstermesi gerekiyor. Hani hayvan merada yorulmuyor, hazırdan yiyor, iyi bir kilo basması gerekiyor. Ama o istediğinizi alamadık yani o yaptığımız şeyle. İlk başladığınız yıl bu oldu değil mi? İlk geldiğimiz sene. Ve bunda da bu tecrübeyle koyunların ırkının çok önemli olduğunu evet, anladınız. Evet, aynen öyle. Bu sefer baktık dedik ki biz buna Fransız diye bir, Ile de France diye bir ırk var. Biz bu ırkın koçunu katalım dedik. Biraz araştırdık. Elimizdeki koyunlar hani o kiloyu doğurabilecek hayvanlar. Çünkü bazı zayıf ırk... getirdiniz yani. Aynen, zayıf ırklar o iri ırkların genini aldıklarında o doğumu zorlanabiliyorlar. Çünkü aynen, yavru direkt babadan genellikle o iriliği alıyor. Denedik. Yavrular direkt Merinos'lara baktığımızda, Macar Merinos'lara baktığımızda Ile de France'ın yavruları daha yüksek canlı ağırlıkta doğuyorlar ve daha hızlı ayaklanıyorlar. Amacımıza ulaştık bu sayede diyorsun. Amacımızda yol aldık. Yol aldık. Daha ulaşmadık. Ulaşacağız inşallah. Deneye daha sonrasında. Bir ırk daha var galiba. Şu Karabaş. O Suffolk. Ile de Fransızları biz koştan sonra dedik ki madem dedik böyle bir şey biz bir de bunun anaçlarını getirelim. Gittik bu sefer anaçları getirdik. Orada biz tafırk hem baba Ile de Fransız hem anneler Ile de Fransız bir ırk öyle bir koyduk kenara. Daha sonrasında onları araştırırken Suffolk ırkıyla tanıştık. Onlar da İrlanda İngiliz ırkı. Peki bir şey soracağım. Bu yabancı ırklar bu iklime... Bu şartlara ayak uydurabildi mi? Uydurdular. Yani hani herhangi bir hastalık ya da yok, sıkıntı öyle bir yaşamadın. Nazlı ırklar değiller. Nazlı değiller. İklimsel olarak da bir problem yaşamadık. Zaten soğuğa kışın hani Eskişehir biliyorsunuz sağlam soğuk yediğimiz için kaldırabilecek hayvanlar. Nazlı değiller. Mera'da da hani çok yormuyoruz hayvanı. Ama Mera'ya da uyum sağlıyor. Karnını doyurur. Peki bunların yavruları... Ama bunları başka ırklarla karışık sürüye attığınızda bu hayvanlar geriliyor. Anladım. Onlar kendi sürüleriyle gezmeli. Anladım. Peki bu hayvanların sütünü alıyor musunuz? İkisi de et ırkı. Et ırkı. Süt ırkı değiller. Yedikleri yemi hızlı bir şekilde ete dönüştürme kapasiteleri var. Siz bunları bizim amacımız, besi için. Aynen. Hem besi hem de aynı zamanda damızlık olarak geliştiriyoruz. Peki önümüz kurban. Kurbanlık üretiyor musunuz? Evet, kurbanlık hem üretiyoruz, hem satışını yapıyoruz. Burada aynı zamanda kesip direkt parçalayıp teslim ediyoruz. İşte yılın bazı diğer dönemlerinde adaklık istekleri oluyor. Onları öyle aynı şekilde direkt hazırlayıp teslim ediyoruz. Paket isteyene paket yapıyoruz. Büyük ayrım isteyene büyük ayrım şeklinde. Çok hani güzel. Onu da kendimiz yapıyoruz. Bu çok güzel. Yani burada tam bir entegre hale getirmişsiniz çiftliği. Her gibi türlü gibi hizmeti veriyoruz. Evet. O zaman kurbanda sizinle bir araya geliyoruz. Bekleriz mutlaka. Peki onun dışında... Hani küçükbaş hayvancılığın dışında başka bu burada hayvan yetiştiriciliği yaptın mı ya da farklı hayvanlara bakıyor musun? Köpek üretimi yapıyoruz. Kangal cinsi ve Anadolu çoban köpeği onları yetiştiriyoruz. Zaten kendi sürümüzün etrafına da yine gerekiyor. İsteyenlere yine öyle yetiştirip teslim ediyoruz. Başka? Aynı zamanda kendi tarlamızda ve birkaç daha icar olarak tutuyoruz oraları. Oralarda da hem hayvanımızın yemini yetiştiriyoruz. Bir yem bitkisini yetiştiriyorsunuz peki. Macar fi olarak biz genellikle fi üretimi kendimize yapıyoruz. Yiyebileceği. Aynen çünkü besleyiciliği gerçekten yüksek kaliteli bir ot. Onu tercih ediyoruz genellikle. Yani hem tarladayım
hem ahırdayım, evet, hem bahçedeyim, hem evdeyim. Evet. Tam böyle tam fonksiyon. Her yere yetiştirmeye çalışan bir peki insan. Bu seni yoruyor mu? Ya da hani bundan çok keyif aldığını gördüm. Çok da mutlu oldum. Senin gibi genç, güzel bir genç bayanın böyle bir şeye kalkışması. Dedim ya, Amerika'da yaşama imkanı varken hani bizim ülkemizde genelde gençlerin hepsi yurt dışına çıkmak için şu an can atıyor. Ben de diyorum ki oraya gitmektense kendi topraklarımızda kendi iş imkanlarımızı yaratabiliriz ki senin serüvenin de bu anlamda gerçekten çok keyifli ve tamam zor olmuş ama zoru başarmışsın. Kolayı herkes başarır. Tırnaklarınla kazıyarak çok güzel bir çiftlik kurmuşsun ve evladını bu çiftlikte doğal bir ortamda yetiştiriyorsun. Evet. Bu da çok keyifli oluyor eminim senin için. Yani hayal ettiğim şeye ulaşmak gerçekten besliyor insanı. Hani moral buluyorsunuz. Yoruluyor muyum? Evet, bazen gerçekten gücüm kalmıyor. Hani ama şeyi tercih ederim. Yani o şehir karmaşasındaki beyin yorgunluğundansa buradaki beden yorgunluğu daha çok keyifli. Basit. Evet, İşleyen keyifli. Demir ışıldar bir saniye. Yani zihniniz rahat olduğunda gerçekten hani moral moral yüksek olduğunuzda o yorgunluk size koymuyor. Annenin yapmış olduğu işi işte belli sorunlardan dolayı kapattınız ve sonrasında sen işte iş hayatına girdin, sosyal hayatın içerisinde yoğunlaştın, modern hayatın içerisinde işte mağazada çalışmaya başladın vesaire vesaire. Sonra bu çiftliği kurdun. Peki orada acaba bir tamamlayıcı ya da zihninde, bilinçaltında ya da işte yüreğinde burada bir ukde mi kaldı da acaba? Yani öyle bunu bir şey. Aslında buraya gelişimin 4. senesi. Daha bu sene yeni yeni bunu kendime itiraf etmiş ya da yeni fark etmiş olabilirim. Yani onu daha yenilerde dedim ki acaba dedim içimde böyle bir hani orayı da tamamlayayım. Hani çünkü yarım kalmış bir hikaye insanda her zaman bir ukde, bir özlem şey yapar ya. Yani buraya gelirken aslında onu düşünerek gelmedim. Ama bakıyorum hayatın hep beni bu yöne ittirmesi, işte hep içimden bu tarz şeylerin gelmesi. Diyorum belki de bunu tamamlamam gerekiyordu. Hani güzel annenin bir yarım duygu. Bıraktığı yani, şeyi sen tamamladın. Evet ya, yani onun da bakıp hani böyle beğenmesi ve onaylaması gerçekten insana iyi geliyor. Hani evet, diyor aferin kızım şunu da yap, ama o diyor ki bak benim kadar kendini yıpratma. Bu da çok iyi. Peki burada hayvan sayısını az görüyorum. Diğer taraflarda da en sonda kurbanlıklarımız var. Orta bölümde kuzularımız var ama sürümüzün büyük bir kısmı Mera'da. Mera'da, aynen Mera'da çıkartıyoruz. Bunlar Mera'ya sabah erken saatlerde çıkıyorlar işte. Öğlen civarı ağaç altında dinlenme. Akşamüstü de geri gelecekler. İşte ha, sabah çıkıyorlar, akşam aynen, tekrar Mera'da geliyor. Otlandıktan aynen, sonra tekrar geliyorlar. Şu an tam yaz sıcakları başlamadığı için gündüzü orada geçiriyorlar. Evet. Yazın 6'da çıkıp 9 gibi içeri alıyoruz. Akşam bir daha 6'da çıkıp 10-12'ye kadar geziyorlar. Hani şu an havalar daha şey yumuşak olduğu için, sıcak çok sert olmadığı için böyle geziyorlar. Mera'da. Biraz önce ilk geldiğinizde muhtarla bir sözleşme yaparak Mera'ya hayvanları çıkartamayacağınızı, yani çıkartmama sözleşmesi yaptığını söylediniz. Evet. Peki bu sorunu nasıl çözdünüz de şimdi hayvanlar yani Mera'da? Aslında her yeni bir köye ya da işte bir Mera'ya giriş yapmanız gerektiğinde 6 hayvanın karantina süresi var aslında yasal olarak. Normalde biz 6 ay sonra çıkabilecekken ortama çok fazla olumsuz, hani sonuçta bir çocuk ve bir kadın olarak geri geliyor, burada tek kalıyorsunuz. Hani ondan dolayı birazcık uyum sağlama süreci geçirmeniz gerekiyor. İnsanlar da tanıdıkça işte samimiyet oluşturur. Yani samimiyetten öte hani öyle şeyler denk geliyor ki, biz mesela ilk geldiğimiz sene bir baktık kapımızın önünde 15 tane inek ve gece. Yani açsan kapıyı girecekler, sana gelmiş gibiler. Hani bakıyoruz diyoruz ki bunlar kimin? Gitti eşim, kardeşim sahiplerini buldular. Hayvanları oraya giderek götürdüler falan. Birkaç ay geçiyor, bakıyorsunuz keçi kalmış arka kapıda. Ya hayvanlar böyle kapımızda kala biz sahiplerini bula bula insanlarla tanıştık. Evet. Yani süreç içinde de tabii ki bakıyorsunuz hani onlar da alışıyor. Alışık. Ya bu yasal süreçten dolayı, hastalık bulaşmamasından dolayı böyle bir şey yapıldı. Değildi. Sonra. Hayır, o alana kabul etmemekti onların yaptığı. Yani buraya giremezsiniz. Bu iş, yani
mereye kapatılması demek aslında hayvancılığın, yani bu işletmenin ilerlemesinin önünün kapatılması. Yani anladım. O kabul görmemekti. Sonra bunu, ilişkilerle bunu düzelttik. Evet, zamanla düzeldik. Olarak... Şimdi hayvanlarımız rahat rahat meraya çıkabiliyor. Aynen. Çok sevindim. Çok teşekkür ederim bizi misafir ettiğin için. Ben de öyle, çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum seni. Enerjine ve emeğine sağlık diyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet Soyda, programımızın sonuna geldik. Söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğim şey, köyde genç olarak yalnız kalmak gerçekten zor. Bir sürü dezavantajı, yani zorlukları olan şey. Yani baktığınızda işte genç olmayınca başka çocuklar olmuyor. Okullar olmayınca bu sefer buradaki yaşam bölünmüş şehre oluyor. Şehre kaymak zorunda kalıyorsunuz. Baktığınızda ben hani köy hayatını gördükten sonra... Yaşlı, yani yaşayacağı güç yerde. İsteyen bir alan gerçekten köy. Güç isteyen, köy işi, emek ve gençlerin, enerjinin aynen, olduğu. Genç enerjisi isteyen bir şey aslında. Ve yaşlıların gücü, yani yaşlıların dinleneceği bir alan ama gençlerin çalışıp üreteceği bir alan bence. Çok güzel, çok güzel. O yüzden keşke çoğalsak gençler olarak burada. O zaman şöyle diyelim, gençlerimizi köylerde üretmeye ve birlikte çalışmaya davet edelim. Teşekkür ederim.